Hasan bin Sabit Hazretleri Eshab-ı Kiram'dan meşhur şair Ensar'dandır. Künyesi Ebu Velid'dir. Ebu Abdurrahman ve Ebu Hüsam da denilmiştir. Lakabı Şairi i Rasulullah'tır. Soyu Beni Necar kabilesinden Hazret kabilesine, bunlardan da Kahtan kabilesine ulaşır ki Aslı Yemen'den gelmektedir. Annesi Furiate binti Halit de Hazret kabilesindendir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kendisinden nakledildiğine göre Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem yedi veya sekiz sene önce doğmuştur. 62. Miladi 682 senesinde 120 yaşında Medine-i Münevvere'de vefat etti. Hasan bin Sabit radıyallahu anh Müslüman olmadan önce de meşhur şairlerden olup Şam ve civarında hüküm sürmekte olan Gassani hükümdarları sarayına mensuptu. Şiirleriyle bu devletin ileri gelenlerini methederdi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem geleceğini daha önceden Yahudi alimlerinden işitmişti. Kendisi şöyle anlatmıştır. Ben 7-8 yaşlarında akla eren bir çocuktum. Bir defasında meşhur Yahudi alimlerinden biri Medine'de yüksek bir yere çıkıp "Ey Yahudiler!" diye bağırarak Yahudilerin toplanmasını istedi. Yahudiler toplanınca "Ne var? Ne diyorsun?" dediler. Yahudi alim toplananlara "Bu gece Ahmet'in ahir zaman peygamberinin yıldızı doğdu diye bağırarak haber vermişti. Muhammed aleyhisselam peygamberliğini açıklayıp İslam dinine davete başlamasıyla Hazreç kabilesi de İslamiyetle şereflenmişti. Bu sırada Medine'ye gelmiş bulunan Hassan bin Sabit de Müslüman olmuştu. Müslüman olduğunda 60 yaşında bulunuyordu. Hassan bin Sabit, radıyallahu anh, Müslüman olduktan sonra Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanından ayrılmadı. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem metheden çok şiir söyledi. İbni Abbas radıyallahu anh, onun Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı savaşlara katıldığını rivayet etmiştir. Bedir Savaşı'nda Medine'de kalmakla vazifelendirilmişti. Yaşlı ve bedenen çok zayıf olduğu için bizzat savaşa katılamadı. Bu sırada Müslümanları metheden ve cihada teşvik eden şiirler yazdı. Müşriklerin şairleri tarafından Müslümanlara karşı yazılan şiirlere cevap verip onları hicvetti. Bu şiirleri pek meşhur olup o zaman Arabistan'da yaşayan kabileler arasında pek tesirli olmuştur. Hassan bin Sabit radıyallahu anh, Bedir gazasına bizzat bedenen katılamadığı için, cihat sevabına ve verilen müjdelere kavuşamadın diyenler olmuştu. O da buna çok üzülmüştü. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun İslam düşmanlarına karşı yazdığı şiirlerle cihad ettiğini ve düşmanlara karşı yazdığı şiirlerin her bir kelimesine verilen sevap, başkalarının gazada kazandığı sevaptan daha çok olduğunu bildirmiş, Hassan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha tesirlidir buyurmuştur. Hassan bin Sabit Hazretleri radıyallahu anh, şiirleriyle Resulullah'ı, sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyeti ve eshab-ı kiramı radiyallahu anhum ecmain över, metheder ve İslam kahramanlarını cihada teşvik edici beyitler söylerdi. Ayrıca Kureyş kafirlerinin ve diğer müşriklerin yüz karalarını ortaya koyucu şiirler okurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de Hassan bin Sabit'e radıyallahu anh, mahsus bir minber yaptırmışlardı. Hasan bin Sabit, radıyallahu anh, buna çıkıp, Eshab-ı Kiram huzurunda, İslamiyet'i metheden şiirleri okurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu hiciv, yerici şiirleri yazarken, Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh, danışmasını ondan bilgi almasını emretmiştir. Hazreti Ebu Bekir'den radıyallahu anh bilgi aldıktan sonra hiciv şiirleri yazardı. Bir defasında kafirlerin yüz karalarını ortaya koyan bir şiiri okuduktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Hassan! Müşriklerin, kafirlerin yüz karalarını ortaya koy. Cebrail seninledir. Eshabım silahla harbettikleri gibi sen de dil ile harbet buyurdular. Hassan bin sabit en Ensari Hazretleri, böylece cihadın en kıymetlilerinden olan söz ile ve yazı ile cihad etmek şerefine ilk kavuşanlardan oldu. Cahiliyet devrinde ve asr-ı saadette, Arabistan Yarımadası'nda şiir ve edebiyatın pek büyük kıymeti, tesirleri ve rolü vardı. Araplar buna pek kıymet verir, övünürlerdi. Yarışmalar tertip eder, birincilik kazanan şairlerin şiirlerini Kabe'nin duvarlarında herkesin görebileceği şekilde asarlardı. Hassan bin Sabit Hazretleri, her iki dönemde de bu sahanın önde gelen simalarından biriydi. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramı ve İslamiyet'i anlatması, kafirleri ve kafirliği ve bunların yüz karalarını dile getirmesi çok tesirliydi. Hasan bin Sabit Hazretleri, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca akrabası da oldu. Mariye Hazretlerinin kız kardeşi Şirin ile evlendi. Hasan bin Sabit Hazretleri, dostlarına nasihatlerinde buyurdular ki, insanlar senin su zannından.'' sen de nefsinin vesvese ve hevasından kurtulduğun vakit, senin için vakitlerin en faziletlisidir. İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır. İhtiyacı olmayan bir şeyi kendisine lazım kılan, ihtiyacı olan bir şeyi zayi etmek durumunda kalır. Allahü Teala çeşitli ibadetleri bildirdi sabrı, sıtkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibadet etmekten hayırlıdır. Kendisinden ilim öğrendiği zat da ayıp ve kusur arayan, o zatın ilminden, feyiz ve bereketinden istifade edemez. Tevekkül sahibi kimse, her şeyden yüz çevirip Allahü Teala'ya dönen kimsedir. Farzlardan birini eda etmeyen, sünneti yapmama belasına yakalanabilir. Sünneti terk edenin ise bid'ate düşmesi muhakkaktır sahip olduğun vakitlerin en faziletlisi, nefsinin istek ve arzularından kurtulduğun ve halk için su izanda bulunmadığın vakittir. Nefsi için bir hizmetçi istemediği müddet zarfında kul, kuldur. Kendisi için bir hizmetçi istedi mi, yüksek derecesinden düşmüş ve kulluğun adabını terk etmiş olur.'' Çünkü başkasının kendisine hizmet etmesini isteyecek kadar nefsini büyük görmüştür. Eğer bir kul bütün ömrü boyunca bir an riyasız ve nifaksız kalırsa, o bir anın bereketini ta ömrünün sonuna kadar duyar. Arif kimse, Allahü Teala'dan gelen hiçbir şeyi tuhaf karşılamaz. Edep nedir diye sorulunca, çok çeşitli tarifleri yapılmıştır. Biz deriz ki, edep, insanın nefsini bilmesi, tanımasıdır, buyurdu. İnsanlar, kendi şekavet ve haksızlıklarına, haddi aşmaya aşık olurlar. Yani daima kendilerini bedbaht edecek şeyleri yapmak isterler. Kalbin, allah Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi, o kalbin hasta olduğuna işarettir sebeplere yapışmalı. Fakat bu durum o sebeplerin ve her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itimat ve tevekkül etmeye mani olmamalıdır. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır: sabır ve ihlas. İrade nefsin arzularına muhalefet edip onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek, ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. Kul muhabbet makamına Allahü Teala'nın dostlarını sevmek ve Allahü Teala'ya düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi, etmesi Allah Teala'nın azabını çabuklaştırır. Hassan bin sabit hazretleriyle ilgili bir menkıbe nakledelim. Bedir Savaşı'ndan sonra Ka'b bin Eşref adında Yahudi bir şair Bedir'de ölen Mekke'li müşrikler için bir şiir söylemişti. Çevrede tesir uyandıran bu şiire karşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hassan bin Sabite radıyallahu anh bir şiir yazmasını emretmişti. Hassan bin Sabit de radıyallahu anh o Yahudi şaire karşı bir şiir yazdı. Bu şiiri o derece tesirli oldu ki Mekkeli müşriklerden hiçbiri o Yahudi şairi evinde misafir etmeye cesaret gösteremedi. Hicretin 9. senesinde Beni Temim kabilesinden bir heyet esirlerini almak için Medine'ye gelmişti. Yanlarında en meşhur hatiplerini ve şairlerini de getirmişlerdi. Önce getirdikleri utarit konuşup kabilesini övdü. Buna karşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı kiramdan Sabit bin Kaysa radıyallahu an kalk, bunun konuşmasına karşılık ver, buyurdu. Sabit bin Kays radıyallahu an ayağa kalkıp, Allahü Teala'nın büyüklüğüne, ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem methine dair bir konuşma yaptı. Onun bu hitabı gelen heyeti fevkalade bir tesir altında bıraktı. Sonra da gelen heyetin şairleri şiir okumaya başladı. Şairlerinden biri bir kaside okuyup bitirince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hassan bin Sabit'e radıyallahu an Kalk ya Hassan, bunun şiirine karşılık ver," buyurdu. Böyle bir vazife üzerine sevinerek aşk ve şevk içinde ayağa kalktı. Temim kabilesinin şairinin söylediği şiire karşılık aynı vezin ve kafiyede uzun ve pek mükemmel bir şiir okudu. Bu şiirinde İslamiyet'in üstünlüğünü gayet açık bir ifadeyle dile getirdi. Bunu dinleyen Temim heyeti ve bilhassa Hatip ve şairleri hayret içinde kaldı. İleri gelenlerinden Akra bin Habis kendini tutamayıp şöyle dedi: Allah'a yemin ederim ki bu zata Muhammed Aleyhisselam'a her zaman ona bizim bilemediğimiz bir yardım gelmektedir. O muhakkak muvaffak olacaktır. Her şeyde herkese üstün gelecektir. Onun hatibi ve şairi bizim hatibimizden ve şairimizden üstündür. Sesleri de seslerimizden daha canlı ve gürdür, dedi. Akra bin Habis, bu sözleri söyledikten sonra, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına yaklaştı ve kelime-i şehadeti söyleyerek Müslüman oldu. O Müslüman olunca, bu heyette bulunanların hepsi Müslüman oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsine birer hediye verdi. Onlardan alınmış olan bütün esirleri de serbest bıraktı. Hassan bin Sabit radıyallahu an peygamber efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem bizzat işiterek hadisi şerif rivayet etmiştir. Hassan bin Sabit radıyallahu an yine buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, alimin abid üzerine üstünlüğü, ayın on beşinci gecesindeki dolunayın, diğer yıldızlar üzerine olan üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Şeytana karşı bir din alimi bin abitten çetindir. Allahü Teala bir kimseye iyilik etmek isterse onu dinde alim yapar ve ona doğru yolu ihsan eder. Kıyamet gününde üç kısım kimseler şefaat ederler. Peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler. Göklerde ve yerde olanlar alim için istiğfar ederler. Allahü Teala sizden ilmi almak için ilmi ile alim olan alimleri kaldırır. Cahiller kalır dinden sual edenlere kendi akıllarıyla cevap verip insanları doğru yoldan ayırırlar. Hasan bin Sabit Hazretleri buyurdu ki, rahmet yüklü bulutların toprağa hayat verdiği gibi alimin sözü de kalplere hayat verir. Alimin konuşması karanlıkları yok eder, küfür ve zulmeti ortadan kaldırır. Alimin susmasında nice hikmetler vardır.'' onların susması hikmettir. Güneşin ortaya çıkışıyla karanlıklar yok olduğu gibi, alimin bir yerde bulunmasıyla orası nur ile dolar. İnsanlar din ve dünyalarını öğrenir, rahat ve huzur bulurlar. İlim mi öğreniniz. Allahü Teala'nın rızası için ilim öğrenmiş kişi Allahü Teala'dan korkar. İlim öğrenmeyi istemek, ve bu yolda çalışmak ibadettir. Onunla meşgul olmak cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadakadır. Onu ehline öğretmek kurbettir. Çünkü ilim helal ve haramı öğretir. Dostu ve düşmanı tanıtır. İlim insana en aziz arkadaştır, zinettir. Melekler ilim öğreneni çok severler, ve kanatlarını gererler. Onu met ederler. Yeryüzünde yaş ve kuru ne varsa, hatta yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar, gökyüzü, ay, güneş ve yıldızlar, onun için Allahü Teala'dan af dilerler. İlim, kararmış ve körleşmiş kalplere hayat, neşe ve huzur verir. Karanlıklarda gözlerin nurudur bedene kuvvet ve zindelik onunla gelir. Makam ve derecelere onunla kavuşulur. Allahü Teala'yı ve onun kudretini düşünmek büyük ibadettir. Onunla Allahü Teala'nın emirleri ve yasakları bilinir. Onunla Allahü Teala'ya itaat, Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaat olur. Onunla ibadet olur. İlim Amelden önce gelir. İlimsiz amel kabul olmaz. Müslüman önce ilim öğrenir, sonra öğrendiğiyle amel eder. İlim kalplerin neşe ve huzurudur. Bazı hadis-i şeriflerde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Alim için her şey, hatta denizdeki balıklar bile istiğfar eder." Bir kimse evinden ilim öğrenmek için çıksa, o dönünceye kadar Allahü Teala'nın yolundadır. Yine buyurdular ki, kötü bir söz işittiğin zaman göz yum, af ile karşıla, onu dinlememiş gibi ol. Kalplerinde buz ve husumet taşıyan insanların içi, altında ateş yanarak kaynayan tencereler gibi devamlı kaynar buz ve düşmanlık sebebiyle içlerinden ateş saçılır. Hasan bin Sabit'in radıyallahu anh şiirlerini ihtiva eden divanı Beyrut'ta basılmıştır. Bir şiirinde Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem methi hususunda diyor ki, Sizden iyisini gözlerim görmedi asla. Sizden güzelini doğurmadı hiçbir ana her ayıp ve kusurdan pak yaratıldınız. Sanki dilediğiniz gibi yaratıldınız. Hasan bin Sabit radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vefatında çok üzülüp, bu üzüntülerini bildiren uzun mersiyeler yazmıştır. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, halifeliği sırasında gözleri görmez oldu. Daha sonra Hz. Muaviye'nin radıyallahu anh halifeliği sırasında vefat etti. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.